Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Arkadaşlar 2 ay önce bana şu yukarıda gördüğünüz karton geldi ve 2 aydır o kartonu bekletiyorum kutu açılımı yapmak için. Bugün o gün, onun kutu açılımını yapacağız ve içinde tam tamına 12 yıldır beklediğim şeylerden bir tanesi var. Onu videonun belli bir kısmında göstereceğim. Kutu çok uzun zaman önce geldiği için ben çoktan açtım ve kullanmaya başladım. Hadi bakalım neler gelmiş. 3, 2. Evet arkadaşlar, kutunun içinde çıkan şeylerden bir tanesi burada gördüğünüz USB çoğaltıcı. 3.0 USB çoğaltıcı arkadaşlar bu. Ve üstünde tam 7 tane port var. Ayrıca burada da bir tane USB çoğaltıcı ve aynı zamanda kart okuyucu var. Benim kart okuyucuya çok ihtiyacım olduğu için onu almıştım. Şimdi de dekorasyon olarak kullandığım şeylere geçelim. 1, 2. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz şeylerde çoğu CN Direkt'ten geldi bana ve çoğunu şey olarak, dekorasyon olarak kullanıyorum. Burada gördüğünüz Dragonite bana CN Direkt'ten geldi. Ayrıca burada gördüğünüz Pokemon topları da CN Direkt'ten geldi. Pikachu da CN Direkt'ten geldi. Ama şimdi asıl bombaya geçeceğiz. Şimdi tüm kutunun açılımını yapacağız. Ve 1, 2, bom. Arkadaşlar like atın. Daha önce de bir tane CN Direkt kutu açılımı yapmıştım. Onu da izlemek istiyorsanız kartlara tıklayıp ona gidebilir. Daha önce de bir tane CN Direkt kutu açılımı yapmıştım. Ona gitmek istiyorsanız da kartlara tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Ve şimdi 1, 2, gördüğünüz gibi arkadaşlar kutu elime geldi. Şimdi bu kutunun içinde neler var birer birer çıkarıp bakacağız. İlk olarak arkadaşlar burada köpek eğitimlerinde kullanılan bir tane tasma var. Sen niye evlatlık gibi duruyorsun? Niye evlatlık gibi duruyorsun? Sen konuşuyorsun çünkü. Haklılık payın var, evet. Evet arkadaşlar, burada elimde bir tane köpek tasması var. Bu köpek tasması elektrik verme özelliğine sahip. Hani köpekleri eğitmek için onların üzerinde elektrik vererek bir işlem uyguluyorlar. Biz bunu birbirimize vermek için kullandık. Daha önce de bununla bir video çekmiştik birbirimize elektrik verdiğimiz. Bu videoyu da izlemek istiyorsanız arkadaşlar karta tıklayarak bu videoya da gidebilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar Twister'ı birçoğunuz bilirsiniz elimdeki gibi. Bunun sitedeki fiyatı 5 dolardı ve bu Twister'ın normalde piyasa fiyatı, yani Hasbro'nun falan sattı sanırdım, Hasbro satıyordu bu şeyleri. Oradaki fiyatı da 110 lira bir şeydi bu Twister'ın. Biz bunu 5 dolarlık bir fiyata alabiliyoruz. Ben para vermedim tabii ki de. Burada da bir tane akıllı saatimiz var. Bu akıllı saati ben çıkardım, kullandım birkaç kere. O yüzden sadece kutusunu gösterebileceğim. Bu akıllı saat de gerçekten güzel. Hem iOS'a hem Android'e bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi sıkıcı olanları kısa kısa gösteriyorum ama çok güzel şeyler var içinde. Onları da göstereceğim. O yüzden bekleyin. Ben takabilir miyim? Bunun da kafasında gördüğünüz gibi arkadaşlar bize bir sürü de bere gelmişti. Ben berelerden hiç ama hiç memnun kalmadım. Bereleri önermem almanızı. Çok kalitesiz ve güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bu kafamdaki şapkayı da CN Direkt'ten aldım ve gayet memnunum. Sürekli kullanıyorum zaten. Ama berelere hiç girişmeyin. Bana mı vuracaksın? Ve de burada bakın ne var arkadaşlar. Burada da bir tane acayip güzel sapanımız var. Daha önce hiç kullanmak şansımız olmadı. Ama baya kaliteli ve güzel, korkmalar. Hadi kullanalım. Burada arkadaşlar bir tane daha tam böyle MacBook için üretilmiş gibi duruyor. Tam MacBook tasarımında bir şey var. Bu da 3.0 USB çoğaltıcı, 4 tane. Bunu da aldım ama bu bana fazla geldi. Yani kullanmayacağım bunu. Zaten bende şu anda bayağı var USB çoğaltıcı ve çoğu da boş zaten. O yüzden bunu kullanmayacağım şu an için. Ve az önce gösterdiğim LED ışıktan da var burada. LED ışığın kurulumu çok kolaydı. Sadece ekstradan bir kablo almak zorunda kaldım, o kadar. Burada da ayrıyetten bayağı güzel bir tane saatimiz vardı. Bu saat ama hani dıştan çok güzel duruyor ama çok rahatsız ediyor diye elimi takmıyorum bunu. İlhan'ın elinde gördüğünüz bununla öyle mi takılıyor bu? Aslında öyle mi takılıyor? Burada da İlhan'ın suratındaki maskeyi görüyorsunuz. Maske gerçekten çok güzel. Bunu ben ninja maskesi sanarak aldım ama motor maskesiymiş bu. Hani motor kullanırken yüzünüz üşümesin diye kullanıyormuşsunuz bunu. Videoya böyle devam etmek ister misin? Burada da arkadaşlar bir tane helikopter var. Şimdi bunu uçuracağız zaten. Burada 1 dolarlık cüzdanlar var. Hani 1 dolar şeklinde cüzdan. Bakın göstereyim hatta açıp. 100 dolar. Ha 100 dolar, doğru. Gördüğünüz gibi şu şekilde 100 dolar tasarımı yapmışlar. Gayet güzel bir cüzdan.
Ama İlhan Berk'in bu cüzdanla bir anısı var, anlatsana. Bozuk para koymuştum cüzdan yerine. Dayım bana vermişti cüzdanım yok diye. Sonradan bir baktım cüzdanı açtım. 3 liram vardı. 3 TL'nin hiçbiri yok. Hepsi cüzdanın cüzdan yeri kopmuş, kayboldu. Cüzdanın cüzdan yeri ne lan? Cüzdanın cüzdan yeri ne? Cüzdanın bozukluk yeri kopmuş. Almayın. Burada da Speak Out diye bir şey var arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir oyuna benziyor. Ama İngilizce olduğu için biz hiç girişmedik yani. Ama bak şunun cebindeki şeyi versene. Bunun içinden çıkan şey bana çok önemli bir şey. Bununla çekeceğim videolar var çünkü bakın şimdi. Aaa! At yine dışarıda. Benim örümcek adam olduğumu biliyor muydunuz? Evet arkadaşlar, şimdi de burada efsane uçağımız var. Evet. Tamam çalıştı. Efsane uçağımız uçuracağız. Ve bir, ve iki, ve üç. Calm down. Ya ama yere düştükten sonra çalışmıyor ya. Uçağa tekme attım nigga. Koşalım. Ya yeter artık ya. Ne zaman böyle bir şey alsam hepsi bok gibi çıkıyor ya. Yeter ama ya. Evet arkadaşlar, şimdi quadcopter'ı uçurmayı deneyeceğim. Nasıl uçurulacağını bilmiyorum aslında. Deneyeceğim sadece şimdi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Göster! Göster! Nereye gitti? Uç! Uç şimdi Yüce Sezer! Uç! 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 Ve evet, size bahsettiğim o 13 yıldır beklediğim şey. Daha önce arka planımda kullandığımı söylemiştim. Önceki videolarımda 13 yıldır beklediğim bir şey şu anda sahibim demiştim. Hem ben hem de İlhan Berk. İkimiz de 13 yıldır bunu bekliyoruz. Ve bu şey ne mi? Pokemon topu. Ama şaka bir yana, gerçekten bak harbi diyorum, ben 4 yaşından beri, hani 13 yıldan da daha uzun bir süredir, 4 yaşından beri her zaman bir Poketop'um olmasını hayal etmiştim. Hani Pikachu falan olmuştu daha önce ama hiç Poketop'um olmamıştı ve burada Poketop'um var ya abi, Poketop'u ya. Hani gerçekten beni bu 1 liralık şey, bu 1 liralık şey beni 1-2 milyardan daha fazla mutlu ediyor. Gerçekten hani paranın gerçekten manevi şeylerin yanında önemi olmadığını böyle küçük şeyler insana aktarıyor gerçekten ya. Yalan söyleme, 1 milyar 2 milyar verseler satarsın. Satmaz mısın? Bir tane olsa satmam. Tam giden yenisini alırsın 1 lirası. Bir tane var, alamayacağım, satmam. O da var. Helal be. Arkadaşlar, koltuğun çekilişini ne zaman yapacağımı birçok kişi bana sordu. Ekranda çıkan Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Haberini orada vereceğim. Yakın bir zamanda benim koltuğumun çekilişini yapacağız. Bu arada size bir tane şarkı armağan etmek istiyorum. Hadi başlayalım. Her şeyin başladı, pardon uza gemisi. Onun bileğinde hırsır ve güç gizli. Zayıfız, güçlü ve hırsız. Her kalıba giren o benten. Benten. Ve burada da yanında gelen bir tane küçük Pikachu figürü var, çok tatlı bir şey. Gerçekten çok güzel. Ve o disco ışığını bulamadık. Neredeydi kutusu? Bunun içindeydi. Şuradaki disco ışığını da bulamadık ama olsun. Başka bir videoda artık. Ben bulayım mı? Hayır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Henüz videoyu beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar, henüz izlemediyseniz burada Cyan Drain önceki kutu açılımı var ve aşağısında da bizim elektrikli şeyle yaptığımız şey var. Video. Evet. Bu videoları da izlemeyi unutmayın. Allah için izleyin.
Ve tam benim üstüme tıklayarak da bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. Henüz abone değilseniz lütfen abone olun. Yalvarırım abone olun. Tipşat TV.